aşkımız yetmedi, ayrılık gücüne, kıyamet gününe gelmişiz sanki. Hani bir bedende bir can gibiydik, ecel gizli gizli geliyor sanki. Kimi suçlasın dilim, kimi sarsın ellerim, sendin bu aşk dünyasında mekanım benim. Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim, yok mu benim bir gönülde kalacak yerim, yok mudur yerim? Bekledim yağmuru, bahar zamanı, cimrilmiş gökyüzü, damlalar medi. Bir avuç toprağız hayat yolunda, bir damla mutluluk bize değmedi. Kimi suçlasın dilim, kimi sarsın ellerim, sendin bu aşk dünyasında mekanım benim. Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim, yok mu benim bir gönlümde kalacak yerim, kalacak yerim? İzmir'den aradılar seni abi. He? Kimmiş? Bir kız da ağlıyordu. He. Serap ineğidir mutlaka. Bize çay oğlum. Kardeşi hamilelik durumunu çakmış diyorlar lan. Çaksana yazar. Kendi yalvardı. Bütün sorumluluk benim dedi. Şimdi karnı şişince evlenelim diye tutturdu. Ne istiyorsunuz? İzmir'deki faturanın bedelini. Ne faturası? Çarptığın genç, tanıyamadın mı inek? Biraz insanlık olsa sen de alır hastaneye taşırdın. Ömür boyu sakat kalmazdı hiç olmazsa. Ama nerede sizde o insanlık? Dönüp arkalarına bile bakmadılar. Kazayla oldu abi. Tabii tabii, hep kazayla olur zaten. Babanın milyonları var ya, bütün sokaklar sizin. Tavuk kadar kıymetimiz yok. Ama şimdi öyle bir ders vereceğim ki sana, bakalım o zeytinyağı kralı pederinin parası yeter mi seni kurtarmaya? Ne istersen vereyim, ne olur yapma abi! Orhan abi! Orhan abi! Yetiş! Ferit Bey'i öldürecekler! Yapmayın! Yapma abi! Demez, davamız seninle değil! Yapma!
yapmayın! Tutun şunun ellerini, ayaklarını! Durun! Davan neyse konuşalım. Kanla bir şey halledilmez. Kardeşimi çiğnedi. Bak, bu hale soktu piç. Ömür boyu sakat kalacak. Nasıl halledeceksin? Gel kardeşim. Buyurun efendim. Hiçbir şikayet olmadığına ve ileride dava açmayacağına dair bu taahhüdü imzalarsa mesele kalmaz. Oğlum, parayla bu ağacın geçer dersem yalan söylemiş olurum. Ama kan kanla temizlenmez. Lütfen bu tazminatı kabul edin. Biz para için gelmemiştik. Biliyorum aslanım. Ama beni anla, ben de babayım. Dua et ki böyle bir babanın oğlusun. Gidelim çocuklar. Ne biçim adamsın be! Sana oğlum demeye utanıyorum. Tam seçim arifesinde olay üzerine olay. Bir daha yapmam baba. Kaçıncı özür dileyişin bu? Kaç defa kurtardı Orhan seni? Kaç defa senin yüzünden başı belaya girdi? Allah razı olsun. Vazifem, hakkınız ödenmez sizin. Allah şahidimdir, seni bu serseriden daha çok severim Orhan. Gene her an göz kulak ol bu ite. Sana gelince, seçimler bitene kadar en ufak bir olay istemem. Milletvekilliğine baş koymuşum ben. O uğurda seni bile harcarım. Anlaşıldı mı? Peki baba, anlaşıldı. Zeytinliklerdeki işinin başından ayrılmak yok. Defol, gözüm görmesin seni! Baba! Sana yemini getirdim kızım. Ah, niye zahmet ettin? O nasıl laf kız? Nasıl, alışabildin mi biraz? Ne zorluğu varmış ki alışamayayım baba? Kısmetse ay başında Şakir Bey'i göreceğim, seni paketlemeye alsın diye. Alır mı dersin baba? Oo, yiğit adamdır, hem beni de çok sever. Ali sanım der, başka laf etmez. Cuma'ya kadar temizleriz evvelallah. Tepeköy'ün orası ne zaman? Pazara da oraya başlattınız. Peki be. Peki, çalışın siz. Keyfinize bakın. Sağ olun. Dağlar bizi bizden ayırmış, arkasını göremeyiz sevdiğim. Ferhat bir zamanlar delmiş diyorlar, dağ bir deyin delemeyiz sevdiğim. Babam maaşıma açlık diyormuş, anan on binlerce başlık diyormuş. Kısacası bu iş olamıyormuş, bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdim. Dağ bir değil demiş idim önceden, bilen bilir payın alır bu sözden. Dünya şahit olsun,
şişken, ahiretteden gülemeyi sevdim. Tanrım ahirette de varsa bu dağlar, içim yanar bağrın, yanar kanallar. Dört kitabın hangisine bu sılar? Bunlar sırdır bilemeyiz, bunlar sırdır bilemeyiz da. Elde değil ölemeyi sevdiğim. Baban maaşıma harçlık diyormuş, anan on binlerce başlık diyormuş. Kısacası bu iş olamıyormuş. Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim. İyi olmuşa benzer kız. Senin için yaptım baba. Sağ olasın. Özledin mi dikiliyi? Özlemesine özledim ama çalışmam lazım. Anacığın beklemekten bıkacak. Baba, beni paketlemeye alırlarsa ne geçer elime? Sigortaya girersin. Bilmem ama çok geçer, 700-800. O zaman hepsini sana veririm. İki senede Dikili'deki o bahçeyi alırsın değil mi baba? İnşallah kız, inşallah. Hadi sen Yemen'e bak. Bugün Zehra orada abi. Ne olmuş? Hiç. Dikiş kursu var ya, haftaya oradan mezun oluyormuş. Sen başka şey bilmez misin? Senden de hiç konuşulmuyor oğlum. Anacığım yapma be, günaha girme. Allah'ım, Kadir Mevlam, inşallah bana öyle bir gelin göstersin. Altın gibi kız, terbiyeli, efendi, elinde altın bilezik, terzi çıkacak haftaya. Maşallah, maşallah. Kim ola ki bu saatte? Baksana kız. Bak kim geldi anne. Oh, hoş gelmişsin kızım, buyur. O basma entari için ölçünüzü alacaktım ya teyzeciğim. Ya tabii, vallahi unutmuştum. Hoş geldin demek yok mu oğlum? Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Bilhassa kasabamızın turistik bakımdan kalkınmasını sağlayacağım. Altın akacak buraya. Hepimiz altınla oynayacağız. Bugün bir Antalya, bir Alanya, bir Kuşadası servet içinde yüzüyorsa bizim neyimiz eksik onlardan? Bak, bak. Tabiat güzelliğiyse elimize su dökemezler. Çok güzel! Bunlar oturup beklemekle olacak işler değil. Ankara'dan 5 dakikada verilecek bir emirle ihya olur burası. Doğru.
oldu. İşte ben bunu yapacağım size. Yaşa Şakir Bey, yaşa! Seçimi kazanacağım diye ölecek Allah'ıma kitabıma. İster misin kazansın seçimi? Allah göstermesin. O zaman oğlum efendi olsun diye hadım ettirir beni. Şimdiye kadar hep veren dağ köylüleri. Size söylüyorum. İşte size tam 100.000 lira. Beşer bin liralık 20 çek. Sağ ol beyim. Bütün köylere dağıtın. Sağ ol. Şakir bey selam söyledi. Şimdilik camilerin tamiri Allah için kullansınlar. Bana oy verdikleri takdirde dağ bölgesindeki bütün yaban zeytinliklerin tapusunu hazineden üzerlerine çıkartacağım. Allah huzurunda hepiniz şahidimsiniz. Yuh be, amma atıyor. Başka türlü seçim kazanılır mı lan inek? Çantada keklik oğlum, Şakir dayım bilir işini. Ah lan! Neydi o seher be? Bu hıyar da taktı aklını o zeytin toplayan kıza. Fıstık ama kütür kütür! Allah! Sen kapris bardaki Nuray'ı görmedin herhalde. Hödük! Evvelki gece gelmiş, tevatürmüş vallahi. Bütün fiyakası bir binliğe bakar aslanım. Bırak ulan, bakarsın arar peder. İşlet kafayı, çetinlere ders çalışmaya gittik deriz. Karının şurasında burasında matematik dersleri çalışacağız. Da bir ders say... Anne, tatlı tatlı selamlaştılar. Bu akşam iyice ısrar edeceğim. İlle de alacaksın kızı diye dayatacağım. Seni kıramaz, alır değil mi anne? Orhan! Orhan, nerede kaldın be? Sen işçileri götür Kadir Usta. Ben şu motoru tamir edeyim. Tamam, tamam. Gene tembelliğin üstünde. Hayrola? Geç kaldım! Biraz bekle, ben atarım seni. Sağ ol! Siz gitmediniz mi daha? Motorla gidelim demiştik. Motor gideli çok oldu. Sen bizi götürsen be abi, bakarsın babam gelir. Atlayın şu tekneye! Ha, sen de atla! Sen bayılırsın. İstemem efendim. Seni fabrikaya aldırırım ama. İstemem efendim, ne olur bırakın beni.
Bırak aptallığı! Altına boğarım seni! Bırak kızı! Sen karışma bu işe! Bırak dedim! Ne olacakmış bırakmazsam? Fena yaparım! Şimdiye kadar çok kurtardım Feride'i. Hayatımı ortaya koyarak yaptığı her kötülüğü örtmeye çalıştım. Ama bu defa çok kötü Şakir amca. Sarhoştum. Oldu bir kere baba. Ne olur anla beni. Sarhoştum diyorum. Başka bilen var mı? Kız mutlaka söyleyecektir. Kimdi? Kimdi diyorum sana? Zorla yaptılar değil mi? Kimdi o köpek? Konuş! Konuş yoksa seni de vururum! Dün etrafında dolanıp duruyordu. Yoksa Şakir Bey'in oğlum. O muydu? Evet. Silah elinizdeyken vurun, yoksa geberteceğim hepinizi! Hepinizi geberteceğim! Kızımın kanına kan akıtacağım bey! İşte silah elinde, tek vur beni! Al silahını!
İçinde bir kurşun daha var. Sen çek vur. İşte oğlum. Çek vur istersen. Ama yapmayacaksın bu deliliği. Senelik adamımsın Ala. 20 senedir ekmeğimi yedin. Gel anlaşalım seninle. Senin kızının namusu benim namusum sayılır ağa. Ben varım karşında. Ben de babayım. Dünyada tamir edilemeyecek hata yoktur. Yalnız bırakın bizi. Evlenecek kızım, korkma. İyi biriyle evlendireceğim onu. İşi kapatma için eksik olsun. Ne bekliyordun? Oğluma da alamam ya. Namusuna mı dokunur? Estağfurullah. Ama oğlum, onunla evlenirse herkes ne demez? Kızını zorla kirletti, almaya mecbur oldu demez mi? Oğlum şehir çocuğu. Yarın bir süslü kıza kapılır giderse, bir anda boşarsa kızını daha mı iyi? Allah var yukarıda bey. Ama yeryüzünde de akıl var, mantık var ağa. Bugün biri çıkıp kızını istese ne yapacaktın? 5-10 kuruş başlık alıp satmayacak mıydın kızı? 5.000 lira, bilemedin 10, 20, satmayacak mıydın? Ama o bizim töremiz. İnsanları sefalete iten töre olmaz olsun. 5.000 liraya kız verecektin, yalan mı? Ben sana Dikili'de, çayır dibindeki zeytinliği veriyorum. Oldu mu? Günaha sokma beni bey. Kızımın ırzını sattırma bana. 20 senedir o toprak için çalışmadın mı? Al işte senin. Yapamam bey, yapamam. Mademli'deki, Geren'deki iki bahçede senin olacak ağa. Kurbanın olan bey, yapamam. Hayatın kurtulacak, bırak inadı. Kızını kendi elimle evlendireceğim. Kimse namusuna dil uzatamayacak. Dikili'deki zeytinliği, Bademli'deki, Geren'deki bahçeleri vereceğim sana. İkramiyeni de alıp gideceksin memleketine ağam. Hayatının sonuna kadar insan gibi yaşayacaksın. Babalık vazifeni görmüş olarak yaşayacaksın. Tamam mı ağa? Tamam mı? Tamam mı? Yarın erkenden gel tapuya gidelim seninle. Çok zor oldu, ama anlaştık. Biraz zeytinlik, biraz da arazi bıraktım, kabul etti. Kızını evlendirmeden mi? Nasıl olur? Namuslu adamdır. Kızını evlendireceğim. Kim alır ki bu haliyle? İnsanın en yakını, en güvenebileceği insan. Kendisinden fedakarlık beklemeye hakkım olan insan. Ferit mi? Oğlumdan daha yakını var Orhan. Sen. Olamaz. Bana bu evlatlığı yapacaksın Orhan. Olamaz. Yapacaksın Orhan. Bunu senden beklemek hakkım benim. Hakkım. Allah şahidim. Oğlum gibi sevdim seni. Kendi evladım gibi büyüttüm. Baban adamımdı. Hatırlarsın.
ölürken sizi bana emanet etti. İhanet etmedim emanete. Seni okula kendi elimle yazdırdım. Kışın evine erzak, kömür götürdüm kendi elimle. İş öğrettim. Meslek sahibi ettim seni. Askere gittin. Ailene ben baktım. Sana motor aldım. Efendi gibi iş sahibi oldun. Babalık ettim sana. Babalık, babalık! İnkar mı edeceksin bunu? Kanımın her zerresinde senin hakkın var. Ama bunu isteme benden. Al! Al! Al, vur beni! Ama bunu isteme benden. Bütün hayatım senin elinde oğlum. Bu rezalet duyulursa her şey biter benim için. Milletvekili seçileceğim. Hayatta tek gayem bu. Oğlunu idare edemeyen adam milleti nasıl idare eder diyecekler. Arkamdan alay edecekler. Her şeyimi kaybedeceğim Orhan. Yalvarırım reddetme beni Orhan. Basit bir nikah kıyacağız. 6 ay. Yemin ederim 6 ay. Ben haber bile kalmayacaksınız onunla. Sadece nikahın altında bulunacak o kadar. 6 ay sonra bütün avukatlarım emrinde olacak. Bir gelse de boşanırsınız onunla. Yap bana bu evlatlığı. Sonra dile benden ne dilersen. Yalvarırım Orhan. Sadece 6 ay. Ne bekliyorsunuz? Alsanıza içeri. Bu muydu motorun kaptanı? Tanıyor musun bunları? Evet. Sana zorla tecavüz eden bunların arasında mı? Konuşsana kızım. Bunlardan biri miydi diyorum sana? Hangisiydi? Bırak ağlamayı da konuş! Hangisiydi? Hangisiydi? Bendim. Sana sormadık. Kız babasına söylemiş. Maalesef Orhan'mış tecavüz eden. Söyledi mi? Bendim efendim. Karışma dedik! Konuş ağa! Kızım öyle dedi. Taraflar Yıldırım nikahıyla evlenmeyi kabul ettiler efendim. Dosyanın kapanmasını rica ediyorum. Cenazeni görseydim. Anacığım. Anan değilim ben senin. Hovarda artığı bir kahveyi nikahına alacak oğlum yok benim. Ne işin var bu evde? Ne yüzle geldin buraya? Onu da mı ağlayarak acındırdın kendine? Defol! Dur! Bakın da hele! Demek kahveyi anana karşı koruyorsun, öyle mi? Ana, zamanı gelince öğrenirsin her şeyi. Girme kızın günahına. Sarhoş artıkları ne zamandan beri kız oluyor? Ne olur yapma ana, kurbanın olayım. Bir daha ana deme bana! Yarın erkenden gidiyorum evden. Kardeşini de götüreceğim.
Yalnız bırakacağım sizi. Alnına sürdüğün lekeyle yaşa. Cenazeme de gelme. Vasiyet edeceğim herkese. Tabutumu taşımasın diyeceğim. Gelirse kovun diyeceğim. Sütüm haram diyeceğim. Yok benim Orhan adında oğlum. 10 paralık ettin şerefimizi. Tanı sana! Hadi kalk. Geç içerki odaya. Sevdiğini bekler. Ne gelen var ne de sevecek sevgilim. Korkarım ki ömrüm beklemek ile geçer. Korkarım ki ömrüm beklemek ile biter. Gittiler. Bağışla beni. Benim yüzümden gittiler. Niçin evlendik biliyor musun? Evet. Altı ay sonra ayrılacağız. Babam söyledi. Seninle iki yabancı gibiyiz. El sürecek değilim sana. Faydalanacak değilim bu halinden. 6 ay katlanacağız. Evin masrafını görürsün. Seni mert ve haysiyetine düşkün bir erkek olarak bilirdim. Çok üzüldüm. Bilmediğin şeye karışma. Ya, öyle mi? O halde damat beyi tebrik etmem gerekecek. Gelin hanım biraz yerleşsin, onu da ziyaret ederim. Rahat bırak kızı. Abdi, bahçenin tapusu senin, meyvesi başkasının. Böyle dümen, işittin mi sen? Ay Allah ya! Ulan yeni bir meslek icat edildi memlekette! Artık çılık diyorlar! Ne bakıyorsun lan? Orhan! Ulan bırakın Allah sizi oğlum! Ne oluyorsun lan? Yarası olan gocunur dedik! Yoksa bir ayıbın mı var arkadaş? Söyle, ayıbın mı var lan? Fincanı taştan oyarlar, Nuran'ı böyle soyarlar. Fıstık gibi kızlardı ama fıstık! Fıstık diye seyrederler oğlum.
gerisi baklavadan sonra sirke içmek. Ulan manyak mısın sen be? Git be! Amma da taktın o kıza ha! Olup olacağı bir işçi parçası, ne olacak? Ben hayatımda onun kadar güzel kız görmedim oğlum. Kardeşimsin sen benim, canımsın. Kaptan fırtınalı havada belli olur derler. Sık dişini. Acını içine at ama o günahsıza dokunma. Orhan abi, bir çift lafımız var. Seher bizim canımızdı. Sözümüz vardı ona. Evlenince bilezik takacaktık. Nasıl olduğunu anlayamadık. Madem ki evlendiniz, Allah bir yastıkta kocatsın sizi. Buyur abi. Arkadaşların gönderdi. Düğün hediyesi dediler. Bir zahmet geri ver. Gelin olduğumda takacaklardı. Gelin oldum sayılmaz. Batsın bu
dünya, bitsin bu rüya. Parlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim mi olsun? Şaşıran sen misin, ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Sarhoş olmazdım böyle. Ne kaldı ki eskiden? Delikanlılık kaldı, mertlik kaldı. Yakışmıyor böylesi. Bu saatte evinde olmalıydın. Karının yanında senin yerin. Sen de mi her şeyi bilmiyormuş gibi konuşma? Her şeyi biliyorum. Ama karının günahı ne? Minnet borcunu ödedin diye onun günahı ne? Madem ki nikahını aldın, koruyacaksın. Karım değil o benim. Karın. Hayır! Karın! Hayır! Karın! Hayır! Hayır! Kır lan kır! İçin rahat edecekse bin kere kır! Git evdeki zavallıyı döv istersen! Erkeklik buysa aferin sana! Yaralısın. Bir şeyim yok. Üzülüyorsun. Haysiyetli erkeksin. İstersen gideyim ben. Kızım. Seni sormalı baba. Dikili'deki bahçeleri zeytinliği aldıktan sonra şikayetin kalmamıştır. Evlendirdim seni, namusumu kurtardım. Beni satmakla mı kurtuldu namusun? O nasıl laf kız? Her şeyini temize çıkardı. Aha, çeyiz sandığını bile getirdim. Çeyiz gelinlere gider baba. Ben gelin değil, satılık bir köpeğim burada. Beni kirlettikleri an, senin vazifen o iti öldürmek, sonra da benim beynime kurşun sıkmak. Yapamadın. Bir avuç toprağa sattın beni. Yolun açık olsun baba. Böyle mi ayrılacaktık seninle? Alnımın yazısını sen yazdın. Ayrılığı sen istedin baba. Şimdi benim Allah'ımdan başka kimsem yok. Öyle olsun Seher. Tebrik etmeye gelmiştim. Hoş geldin. Buyurmaz mısın? Kar gibi etraf, kaynanan seninle iftar etmeli.
utanıyor gelin olduğum için. Tabii zor senin halin, geldin bir ocağı yıktın. Gideceğim, kimseye sahip çıkacak değilim. Madem ki kalıcı değilsin, çiğ sandığını niçin getirttin? Babam getirmiş, ben istemedim. Niçin istemiyorsun? Çeyizsiz gelini ayıplarlar bizim buralarda. Çok mu seviyorsun Orhan'ı? Kim söyledi bunu? Ben anladım. Daha ilk gün geldiğimde anladım. Kızmıyorum sana. Sen de kızma. Bir gün kavuşursunuz inşallah. O zaman kabul edersen çeyizimi de veririm sana. İstemem. Çeyizin de senin gibi lekeli, sende kalsın. Yok be, gelmemiş herhalde. Yuu enayi! Evlendirdiği kızı burada arıyor. O çoktan ev hanımı oldu şimdi. Benimkisi Ümit işte. Belki gelmiştir dedim. Gelse kaç yazardı ki inek? Kaç yazardı görürdün. Ne parçaydı be! Ulan senin gibi manyak görmedim be! Bu kadar kadınla kızla yattım. Hepsi tornadan çıkmış gibi birbirinin aynıydı. Ama şu seher yok mu? Vallah be! Mis kokuyordu be! Bahar kokuyordu! O kadar canın çekiyorsa... Hayriye'ye toslarsın bir 500'lük! Ulan yerden bitme! Gene işlettin gaz tenekesini! Vay anam vay! Balık gibi be! Hep zenginlere mi baklava börek, biraz da biz yesek abla! Yavrum! Bizim sıramız ne zaman? Kız, kız! Yahu biraz beri bak lan! Kız, dur be yahu! İki lafta bizimle etsen ne olur? Namusuna mı dokunur yani şekerim? Ağzını açanı parçalarım! İşi olmuş bil efendi oğlum, Allah kesene bin bereket versin! Seni iyi tanırım kızım! Bugüne kadar başını çevirip bir erkeğe baktığını görmedim. Benim kızım olsaydın, alnı kara gezdirmezdim seni. Gene de kızım sayılırsın. Bir derdin olursa gel bana. Sağ ol Kadir amca! Yalvarırım yardımcı ol ona! Kaç gecedir gözüne uyku girmiyor. Sabahlara kadar içki, sigara... harap ediyor kendisini. Çok acı çekiyor. Deli herif! Sevmesem hani yok mu, alırdım ayağımın altına. Ona nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum amca. Alıp başımı gitsem mi acaba? Hayır kızım, hayır! Allah büyüktür, elbet! Sana da yardım eder. Ver şunu bana! Yok! Ver, ver! Ver. Buyur. Beni bağışladın mı? Ben unuttum bile. Ama evine girmem senin. Biraz önce çarşıda karına laf attılar. Ona sahip çıkmadıkça evine girmem senin. Thank you.
Sofra hazır. Sen ye, ben yemiyorum. Bu dükkana olur olmaz kadınlar gelecekse İbrahim Efendi, biz ayağımızı keselim. Bizimki lanettir kardeş. Böyle dile düşmüşlerin uğradığı yere beni bırakmaz. Deli oğlan, ah! Ayol, bunun yolu yordamı var. Hele şöyle bir binlik ver bakayım. Nereye ya? Otur be! Burada adamsın be! Böylelerini iyi tanırım ben. İstemem yan cebime koy derler ama altın bileziği, küpeyi gördüler mi çözüverirler şalvarı. Ağlama artık. Kötü bir rüya gördün. Bitti. Evet, bitti. Sana çok borçluyum. Bana karşı çok mertçe davrandın. Çok iyisine layıktın sen. Helalin olmalıydı karın. Çocuklarına süt verecek bir kız olmalıydı. Bu felaketine ben sebep oldum. Hayır. Hiçbir günahın yok senin. Bir minnet borcun vardı. Parayla ödenemeyecek bir borçtu Seher. Onu ödedim. Bitti artık, değil mi? Borcunu ödedin artık. Ödedim Seher. Melekler kadar temiz bir kızsın sen. Seninle çok, çok başka şartlar altında tanışmak isterdim. Harekete hazırız, hadi gel! Hayırdır inşallah! Ne var ipi? Ne var oğlum? Ne var ya? Bir şey olmasın?
Motoru sen götür baba, ben bir eve bakayım. Seher! Seher! Sevenin, düğün bayram edin artık. Canına kıydı kızcağız. Namusunuz kurtuldu değil mi? Bacak kadar bir kızdan, günahsız bir kızdan kurtuldunuz. Hepiniz o kadar temizsiniz ki, o kadar vicdan huzuru içindesiniz ki, tahammül edemediniz işlediği günaha. Asıl günahkar orada, orada! Gücünüz yetmedi ona, zavallı garibe kustunuz bütün aşağılığınızı. Sevinin artık, düğün bayram edin. Korktuğumuz kadar tehlikeli çıkmadı, kurtulacak. Hala baygın yatıyor. Birazdan açar gözlerini. Bir dakika görmene izin var, hadi geçmiş olsun. Niçin kurtardın beni? Ben zaten ölmüşüm. Hayır, ölmeyeceksin. 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 Koluma. Gir koluma diyorum sana. Benden utanmıyor musun? Hayır, seni bu hale koyanlar utansın.
hoş geldin Seher. Benim evim mi? Evet, senin evin. Hadi gir içeri. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah. Beraber yeseydik yemeği baba. Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi! Şu dünyayı ayrılıklar
olsa, zaman dursa, gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa, zamanı yok, zamanı yok, aşk bir meçhul, zamanı yok, büyük söz söylemiş dilim. Sevmenin hiç zamanı yok, ne sen çağırdın ne ben, ne sen anlattın ne ben. Usul usul, sessiz sessiz, aşktır bizi mutlu eden, aşktır bizi mutlu eden. Ne var, ne oluyor? Sizi sizi. Olmaz mı? Olur, olur, sen hiç merak etme, olur! Kim bilir sana nasıl yakışır benim elmasım! Yeni gelinsin maşallah, cihanı yakıyorsun! Ah, bir bilsen! Şunlara bak, şunlara! Zahmet etme, bir şeye ihtiyacım yok! Aa, o nasıl laf kız! Hem senden para isteyen mi var? Bak şu örtülere, başörtülerine! Ne o, bir şey beğenemedin mi? İhtiyacım yok, şükürler olsun! Çok yakıştı! Kaç para? 50 lira ama güzel kızımı 35'e bırakırım! Çok talihlisin Orhan Bey oğlum! Kadir gecesi doğmuşsun vallahi! Bu memleket böyle güzel gelin görmedi! Sağ olasın! Başka ne isterse ver! Ne o, çok mu sevindin kız? Bu hediye benim için dünyalardan kıymetli! Ya bu hediyeye ne dersin? Ferit Bey gönderdi sana kız, 5 dakika görüşelim zeytinlikte diyor! Bunlar bir şey mi? İzmir'de katlar, Dikili'de bir konak, her şey emrinde diyor! Defol, 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 öldürürüm seni! Hiç böyle kız görmedim bey oğlum! 2 paralık başörtüsüne minnet duyuyor da, elmaslara yan gözle bile bakmıyor! Bana kalırsa bu kız yola gelmez! Tamam, tamam! Ben kendi işimi kendim görürüm! Hah, Allah'a ısmarladık! Belanı mı arıyorsun lan? Fazla ileri gittin artık! Gel lan, gel hadi! Git işine be! Böyle kız görmedim diyorum size! Ulan ne karıydı be! Hadi! Ya! Orhan abi, seni Şakir Bey çağırıyor! Bir dakika atlasın gelsin dedi! Aslan evladım benim! Sanma ki sözümü unuttum! Çok az kaldı seherden boşanmana! Hadi şimdi otur şuraya, avukata ver vekaletnameni! Zahmet etmeyin, ben çaresine bakarım! Eğer seçimi kazandıysam, senin sayende kazandım Orhan! En ufak bir rezalet mahvederdi beni! Evlatlığını ispat ettim! Minnettarım sana! Estağfurullah! Merhaba abi! Geçen gün seyri gördüm! Karına iyi bakmışsın! Toplamış, semirmiş, fıstık gibi olmuş! Sen kusuruna bakma bu eşeğin! Başka bir borcum kaldı mı bey? O nasıl laf oğlum? Şimdi senin hakkın var bende! Amma da taktın kafaya be! Bir kız için değer mi yaptıkların? Ulan Seher! Seni motordakinden beter etmezsem, bana da Ferit demesinler!
Nen var senin? Hasta mısın? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Hayır. Yalnız... Yalnız ne? Sabah biraz başım döndü. Galiba bir çocuğumuz olacak. Yaklaştı ayrılmamız. Günlerimizi teker teker saydım. Hayır Seher, ayrılmayacağız. Karımsın sen benim. Çocuğumun anasısın. Anacığım, abimle karısı geldi. Sana gelinini getirdim ana. Son defa getirdim. Kabul etmezsen ben de sana ana demem. O benim çocuğumun anası şimdi. Torunumu doğuracak kız elbette ki gelinimdir. Elimi öpmeyecek misin yavrum? Gideceğim buralardan. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Motoru da satacağım. Dünyanın parası eder. Kendime yeni bir iş tutarım. Gül gibi geçinir gideriz. Sizi bırakan kim ulan? Torunumu kucağımda hoplatmadan gidersem gözüm açık gider kaptan. Kolay gelsin. Sağ ol. Buyurmaz mısın? Mutfak kapısını açık bırakmışsın. Affedersin, destursuz girdim. O nasıl söz öyle? Duydum ki bir çocuk beklermişsin. Evet. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Komşular beni gönderdiler. Eğer bir eksiği varsa emretsin, biz de çalışalım dediler. Sana karşı çok mahcubuz. Anladım ki kimse Orhan'ı senin kadar sevemez Seher. Beni affet, yalvarırım affet. Kardeş olalım seninle. Evladım gibi baktım motora. Bilirsiniz, her yeri gıcır gıcırdır. Yabancıya gitmesin. Benim limanıma, benim iskeleme yanaşsın istiyorum. Gideceğim yerde artık lazım değil bana. Gidecek misin? Evet. Birkaç kere haber yollamıştın bana, alıcıydın. 10.000 eksiğine veririm sana. Kıymetini bilirsin iyi teknenin. 50 eksiğine versen de almam ben. Ben de almam, ben de almam. Ben de almam Orhan abi. Bana lazım değil zaten. Ne var ulan? Söz birliği mi ettiniz ulan Allahsızlar? Almayız deyip ucuza kapamak istiyorsunuz ama... ...yakarız da gene vermeyiz tekneyi. Yanlış anlama. Hiç almayacağız koca Kadir. Var mı ulan civarda böyle motor? Yok ama... ...Orhan gibi delikanlı da yok. Onun gitmesini istemediğimiz için almıyoruz. Önümüz yaz. O giderse turist kızlar ne demezler bize? O defter kapandı. Orhan kardeşimiz evli artık. Bacımızı üzmesini istemeyiz. Yanlışlık olmasın? Orhan abimizin evini bilmez miyiz? Bu televizyonu size gönderdiler. Hadi eyvallah. Hı.
gül hediyemi beğendin mi? Defol! Bırak aptallığı! Seni hiç unutmadım! Kanımdasın! Ateş ateş yanıyor yüreğim! Önce zorlaydı! Bundan sonra isteyerek benim olacaksın! Defol buradan diyorum! Yoksa bağırırım! Defol! Hamallar düğün hediyesi diye getirdiler, meğer o göndermiş. Adamlar gidince birden daldı içeri. Saldırdı bana. Allah razı olsun, komşulardan kurtardılar beni. Üzülmesin. Bugün bu eve gelin geldin say kendini. Çeyiz sandığını açabilirsin artık. Canım, kadınım... Benim de bir düğün hediyem olacak sana. Akşam ezanı ile sahilde bekle beni. Çekilin! Davam Ferit'le! Thank you.
Allah'ım, ya Rabbim, sana şükürler olsun. Babanın düğün hediyesi, namusun hediyesi. Yolumu